Mavi köşede 19 yaşında, 1.98 boyunda, 73 kilogram ağırlığında, 6 resmi müsabaka, 6 galibiyet, 4 knockout. Armin Gorbanazade. Ve rakibi kırmızı köşede, 22 yaşında, 1.78 boyunda, 73 kilogram ağırlığında, bir resmi müsabakası bulunuyor, bir mağlubiyet. Musa Durmaz. Merakla bekliyoruz biz de. Mücadelemiz başlıyor. Rakibi tabii namağlup geliyor hocam burada. Evet. Bakalım neler olacak Alanyalı Musa Durmaz'a karşı Armin Gorbanalizade İranlı. Alizade fiziği tam bir Muay Thai'ci fiziği var. Bir de bir tezahüratla başladı karşılaşma. Hocam 1.98 boyunda 73 kilo için özellikle inanılmaz. Kilosuna göre çok büyük bir avantaj. Muay Thai'de özellikle diz, dirsek ve bacak avantajı çok, rakibine göre çok avantajlı. En az bir 20-25 santim fark gözüküyor şu anda zaten. Evet, resmi rakamlara göre 20 santim daha uzun, evet. Ve tabii hani bacaklarınız da daha uzun özellikle, evet. Kollarınız da daha uzun burada. O avantajını kullanırsa bizim Türk rakibine karşı biraz üstün gelebilir. Ama tabii gönlümüz ev sahibi olarak sporcumuzdan yana, kazanması taraftarıyız. Kesinlikle öyle hocam. Kilit kelimeyi kullandırız. Kullanırsa evet. Eğer. Evet. Bunu kullanmak böyle kolay bir şey değil ama hızlı başladı İranlı sporcu. O dizlere çok dikkat etmesi lazım. Mahmut'un özellikle eğilmemesi lazım. Çünkü rakip diz avantajı yüksek olduğu için çok kolay diz vurabiliyor. Kolunda bir sakatlık mı var acaba? Beyaz köşeye gönderdim. Sakatlık mı? Sayıyor bu arada. Müsabakamızın hakemi. Evet, maçın devam etmesine engel bir durum yok ama üstün başlayan taraf tabii ki İranlı sporcu Armin Gorbanalizade oldu. Springback denemesi isabetsiz ama uzun mesafe tekmeleri işte ne kadar rahat kaldırdığını da görüyorsunuz. Tam da bahsettiğim dizler buydu aslında. Kontrayı arıyor Musa ama şimdi rakibin en azından yakaladı orada, durdurmayı başardı. Bu eğilmelere çok dikkat etmesi lazım. Muay Thai'de eğilmeler ciddi anlamda sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor, o yüzden. Sertizler yine geldi Karaciğer'e kadar. Her an sayabilir hakem. Dirsek de var yakın mesafeden. Musa kendini oradan çıkarma çabasında ama Gorbanalizade hakikaten çok ciddi bir salvoyla geldi. Nefesi de kesildi burada Musa Durmaz'ın. Devam edecek mücadeleye. Round'un sona ermesine henüz daha bir dakika var. Hocam yani o kadar uzun mesafe, uzun boylu bir sporcu ki. Evet, hani evet. Mesafeden çok rahat. Hani bir tip kaldırıyor zaten çenesine geliyor. Musa rakibine yakına girmekte zorlanıyor ama sert aslında kroşeler atıyor ama hep hedefi tutturamadı bu arada. Aman neyse. Musa'yı yakalamayı başardık orada. Ringin dışına doğru düşecek neredeyse. Hocam kolunda mı bir sıkıntı var yoksa eldiveninden mi rahatsız, ondan da çok emin değilim ama. Dirseğini gösteriyor ama dirseğinden kolunda bir problem, evet, var galiba Musa'nın. Evet, sağlık görevlileri gelecek beyaz köşedeki sporcuda. Tabii hocam en istemediğimiz şey yani böyle gecelerde maçlarda bir sakatlık olması. Bizim için sporcu sağlığı her şeyden önemli ki. Yani tabii ki riskli bir spor Muay Thai'yi. Muhtemelen kırışma esnasında diz geldi diye düşünüyorum. İlk kırışmada orada oldu sanırım. Kolunda diz geldi. Tabii diz darbeleri de dövüş sporlarının en sert vuruşlarından bir tanesi. Neredeyse bir insanın göğüs kafesini kırabilecek kadar şiddette gelebiliyor. Hele de yani o kadar uzun bacaklı, evet, sporcudan, evet, geldiği zaman. Ya tabii bu ekran başındaki seyircilerimize korku olsun diye demiyorum ama vuruşların ne kadar sert olduğunu, ona karşı da sporcular kendini geliştiriyor, çalışıyor, kuvvet kazanıyor, mukavemet kazanıyor. O darbelere karşı vücut direnç kazanıyor illaki. Bunların maçtan önce birçok antrenmanları da oluyor. Bunu da dipnot olarak vermek isterim. Tabii ki bu spor zaten tüm ring sporlarında olduğu gibi ama Muay Thai belki özellikle çok antrenman isteyen bir spor ve bu arada karşılaşmamız da sona eriyor değerli izleyenler. Musa'nın maça devam etmesine sağlık ekipleri izin vermediler. Ola ki bir çatlak ya da herhangi bir sporcunun hayatını risk atıcı bir şey olabilir. Hayatı demeyeyim de küçük bir sakatlık olabilir. Spor hayatını. Yani önemli olan burada tabii ki sporcu sağlığı ve hani doktorlarımızın da bu konu çok ciddi bir etkisi var. Onlar, evet, ne derse o oluyor. Onu, evet, hatırlatalım. Kesinlikle. Sert bir maç oldu. Yalnız Armin Gorbanalizade hakikaten bu siklet için çok uzun. Evet, hocam, evet. Çok uzun.
ağır siklete kadar eğer yaşı da genç devam ederse ağır siklete görebilir yani bu boyla. E tabii bir 98 boy ağır siklete çok rahat olur. Çok da tehlikeli bir sporcu olacağı kesin. Musa sert bir rakiple karşı karşıya geldi. Onu da tebrikler. Bırakmadı mücadeleyi ama hani İranlı sporcu da hakikaten. Gönlümüz onun kazanması tarafındaydı ama sağlık olsun. Sporda centilmenlik iyi olan her zaman kazanır. Tabii yapacak bir şey de yok yani. Bedri Ali'nin fiziği de aynen böyleydi. Bundan 20 yıl önce gözümde şu anda o canlandı. Ya sonu öyle olmasın diyelim hocam ve ringe gidelim. Mavi köşe, blue corner, Armin Gorbanalizade. Armin Gorbanalizade karşılaşmayı kazanıyor değerli izleyenler. Sağlık ekipleri izin vermedi Musa Durmaz'ın karşılaşmaya devam etmesine. Alanyalı sporcu Musa bu karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılıyor ama zaten çok da öyle uzun da süren bir maç olmadı. Kendini gösterebileceği bir durumda olmadı sakatlanmadan önce. İlk roundda bitti maç. O da ilk roundun 40. yarı. Evet. İlk 30 saniyede sakatlandı zaten. Tabii. Bu arada buradan bütün Alanya'ya selam gönderiyorum. Musa Alanyalı olduğu için Alanya'da bizim en büyük ilçelerimizden ve en çok sporcu çıkartan Muay Thai'de ilçelerimizden bir tanesi. Bütün seyirci, ekran başındaki seyircilere de selam gönderiyorum buradan Alanya'ya. Ki Alanya'da en uğrak duraklarımızdan da bir tanesi. Onu da hatırlatmamız lazım. Hani çok güzel organizasyonlarda izliyoruz. Tam ekran başındaki tüm bizi izleyenlere selam olsun. Özellikle Antalya bizim kalemiz.